Arkadaşlar merhabalar, divan edebiyatıyla birlikteyiz. Divan edebiyatı ile ilgili bilmemiz gereken bazı kavramları işleyeceğiz. Evet, bu kavramlarla ilki musarra, dizeleri uyaklı olan beyittir. Yani iki dizenin A-A şeklinde oluşması musarra bir beyit oluşturmaktadır. Evet müfret, dizeleri uyaklı olmayan beyitlerdir, bağımsız beyittir. Hemen çizebiliriz. X, A şeklinde bağımsız beyitlerdir. Mısra azade, tek başına anlamı olan ve hiçbir manzumenin parçası olmayan tek dizelere denir. Mısra ı berceste, yüksek bir anlamı olan ve kolayca ezberlenen ilgi çekici dizelere mısra ı berceste denir. Şah beyt, gazelin en güzel beyti ya da beytül gazel. Taç beyt, kasidede şairin mahlasının yani isminin geçtiği beyittir. Makta gazel ve kasidenin son beyti, matla gazel ve kasidenin ilk beytidir. Yek ahenk, divan şiirinde beyitleri arasında anlam ilişkisi olan gazeldir. Yek avaz, divan şiirinde her beyti beytül gazel değerinde olan gazel. Beyitlerin tümünün aynı ses birliği ve kalitesinde olmasıdır. Beytül kasit, Kasidenin en güzel beytine denir. Hezil ya da hezel, ağırbaşlı, tanınmış bir eserin aynı biçimde yazılmış alaycı benzeridir. Mahlasname, bir şaire mahlas vermek için yazılan şiirlerdir. Yani takma ad. Hamse, divan edebiyatında beş mesleviden oluşan eserler topluluğuna hamse denir. Nazire, bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil, vezin, kafiye ve redifle yazılan şiirdir. Tehzil alay etme amacıyla yazılan nazirelerdir. Reddi matla bir matlağının beyit içerisinde tekrar etmesine reddi matla denir. Müzik